Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Open Card dil ayarlarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle tarayıcımızı açalım. Tarayıcımızın arama çubuğuna Open Card yazalım arkadaşlar. Open Card Marketplace sonucuna tıkladığımızda üstte bulunan öncelikle free sekmesine tıklayalım. Yani ücretsiz eklentileri arıyoruz ve sol menülerde bulunan language yani diller menüsüne tıklayalım. Tıkladıktan sonra arama yani search kısmına Turkish yazarak Türkçe dil dosyalarımızı arayalım. Şu an bize 4 sonuç çıktı. Ancak biz ikinci olanı seçiyoruz. İndirme sayısı daha fazla, versiyonlar daha fazla gözüktüğü için ve aldığı yorumlar 5 yıldız olduğu için arkadaşlar. Bizim kullandığımız sürüm hatırlarsanız 2011'di ve burada da aynı şekilde bu dil dosyalarının 2011'i desteklediğini biliyoruz ve görüyoruz. İndirim işlemini sağlayabilmemiz için hatırlatmam gereken bir şey var. Open Card sitesine öncelikle üyeliğinizi sağlamanız gerekli. Öncelikle bir üyelik oluşturmalısınız ve böylece indirme işlemlerini yapabilirsiniz. Sistem böyle izin veriyor. Sitemizin yönetim paneline giriş sağlayalım arkadaşlar. Tabii ki bunu yapmadan önce sanal sunucumuz XAMPP açık olması gerekli. Bilgilerimizi girerek yönetim panelimize giriş yapıyoruz. Tekrar versiyonumuzun 2011 olduğunu anladık. Yönetim panelimizin en alt footer kısmından Open Card versiyonumuzu öğrenebiliriz. Buradan download butonumuza tıklayarak dil dosyalarımızı indirmiş bulunmaktayız. Dil dosyalarımız küçük boyutlu dosyalardır arkadaşlar. Dil dosyalarımızı zip klasörü içerisinden bir çıkaralım. Dosyaları klasörü içerisinde bulunan dosyalardır. Ve onun içinde analizine yükleyin olarak zaten belirtilmiştir. Yani bize buradaki 4 adet klasör gereklidir. E-ticaret sistemimizin kurulu olduğu klasöre giriyoruz. Ve buradaki 4 adet klasörü kopyalayıp sistemimizin bulunduğu yani e-ticaret sistemimizin kurulu olduğu ana dizine yapıştırıyoruz. Tabii ki işlemlerimiz böyle bitmedi. Yönetim panelimize geliyoruz ve sistem location language yeni ekle add new butonlarına tıklıyoruz. Dil adımız Türkçe olacak. Kodumuz TR. Lokal bilgilerimiz. Tüm bu bilgiler aynı şekilde kitabımızda da verilmiştir. İndirdiğiniz dil dosyalarının içinde de gördüğünüz gibi bulunmakta. Aynı şekilde kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Directory kısmı Turkish.
Statü kısmını enabled yapıyoruz. Yani şu an aktif. Sıralamayı da bir yapalım arkadaşlar. Sağ üstte gözüken save yani kaydet butonuna tıklıyoruz. Şu an dilimize, yönetim panelimize, yani sistemimize eklemiş olduk. Ancak bunu seçili hale getirmemiz lazım. Şu an dilimiz mevcut ancak yönetim panelimizin mevcut seçili dili değil. Onun için de sistem settings yollarını izleyerek buradan da lokal sekmesine tıklıyoruz. Buraya gelmişken Country'den de Türkiye seçeneğini seçelim ve asıl önemli olan Language, yani dil kısmını Türkçe ve yönetim paneli dilini de Türkçe yaparak kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yönetim panelinin tüm kısımları Türkçe oldu, Türkçeleşti. Ama bize burada bir uyarı veriyor. Diyor ki bakıyoruz install klasörünü silmeniz gerekli diyor, yükleme klasörünü. Biz de ana dizinimize gelip install klasörünü sağ tıklayıp sil diyoruz veya delete de yapabiliriz direkt. Yenilediğimizde bu hata kalkmış olmalı.